toplum kuruluşuyla birlikte ve Konak Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde basın açıklaması düzenledi. Sivil toplum kuruluşuyla birlikte Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele kapsamında düzenlenen programda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP İzmir İl Yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katılım sağladı. Kadının önemini vurgulayan ve kadına yönelik şiddete vurgu yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bugün de sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte sessiz sıyrılıklara karşı buradayız. Kadına yönelik şiddet insanlığa, ülkeye ihanettir. Bu ihanetin karşısında durmak bence en yüce vatandaşlık görevlerimizden biridir. Biliyoruz ki şiddete karşı susanlar en az şiddet uygulayanlar kadar da suçludur. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü konuşmasına başlamadan önce 100 yıllık süreçte kadınların mücadelesine destek verdiği için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla selamladığını belirterek basın açıklamasını okudu. Bu ülkede hala eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin tesisi için çalışan, insan hakları mücadelesi yürüten ve barışın hakim olduğu bir dünya için gayret gösteren kadınlar var. Tatili gerçekleşiyor.